Evet sevgili dostlar uzun bir aradan sonra uçaklı bir intro ile giriş yaptık. Uçaklı intro nedir? Transfer demek. Yani transfer duyumlarının olacağı video demek arkadaşlar. O yüzden beğeninizi atın, kanalımıza abone olun, arkanıza yazdan, yaslanın, izlemeye başlayın. Kayseri Spor, Hatay Sporu deplasmanda 2-1 mağlup ederek rakibinin iç sahadaki yenilmezlik serisini bitirdi. Hatay o kadar uğursuz, o kadar şanssız, o kadar kötü bir gece yaşadı ki. 9-0 kazanabileceği maçı 2-1 yenildi. Ya futbolda böyle bir şey var. 2 tane isabet düştü var Kayseri'nin. Evet hocam ikisi de gol olmuş. Yok biri gol oldu. İyi de Kayseri 2 yazıyor. Kendi kalesine attı. Şimdi sağ, sağdan, şey, soldan orta geliyor. Oyuncu kaleye vurmaya çalışıyor. Arkaya doğru vuruyor. Yani kale karşısında arkaya doğru vuruyor Kayseri Sporlu oyuncu. Arkadan gelenin yüzüne çarpıp kendi kalesine gol oluyor. Yani öyle bir şey. Kasımpaşa İstanbul Sporu 3-1 mağlup etti ve ligde 18 puana ulaştı. Ee, hatırlarsanız biz Kasımpaşa'yı yendiğimizde çöptü bu takım. Ve 18 puana ulaştı. Aytaç Kara yine gol atmış. Galatasaray maçında kırmızı yemeyeceğini bilmeyen yoktur herhalde Aytaç Kara'nın. 10 maçta 7 gol 1 asisti var. Yani Galatasaray maçında muhtemelen kırmızı yiyecektir. Ee, eskiden orada oynayanlar genelde öyle yapıyor. Denk geliyoruz. Konya Spor Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş'te anlaşmaya varmış. Hani kayıt geliyordu? Sosyal medyayı yangın yeri yaptınız. Ne oldu? Galatasaray demişken Galatasaray'da Angelina 5 maçta daha forma giyerse 6 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi devreye girecekmiş. Yani şimdi 1.5 kiralama verdiler. 5 maçta daha forma giyerse 6 e, vereceklermiş ya. Hani 6 hariç 6 mı yoksa bir buçuğa dahil mi herhalde hariçtir değil mi? Yani e, bir buçuk kiralama verdiler. 6 milyon euro e, artı verecekler. 5 maç daha oynasa 7 buçuk. Bonuslarla 1 milyon euro daha artabilir. 8 buçuk. 8 buçuk. 9'un üstündeki her satışta e, Leipzig'e %20 para verecekler. Yani oyuncu iyi de oynasa kötü de oynasa. Bence zarar etmiş olacaklar. Ama umurumda değil. En Donbili de aynı şekilde En Bili'yi devre arasında göndermek istiyorlarmış. Ya böyle güzel futbolcuyu bulmuşsunuz. Niye gönderiyorsunuz? Şimdi Fenerbahçe taraftarı anladınız mı? İsme, markaya bakıyorsunuz. Bu arada Angelina 15 maçta bir gol bir asist dönülmüş Bence kesinlikle bonservisini almalılar. Ya bonservisini aldıktan sonra sizi izleyin aslında. Nasıl güzel oynayacak. Rudovares teknik direktörü. Fenerbahçe mükemmel bir takım. Fakat ben bildiğiniz gibi mükemmelliyetçi biri olmuşumdur. O yüzden daha iyi bir maç çıkarabilirdik. Kaybetmemize neden olan şeyler gollerdi. Bir puan allah, ilk defa duyanlar beğen butonuna yüklensin. Beni eskiden tanıyorsunuz. Ben ne zaman Ludogorets'in başındaysam Liverpool, Real Madrid gibi takımlarla oynarken bile çoğu zaman onlardan üstün bir oyun sergiledik. 3 gol olması bizim için kötü oldu. Biz eşit bir futbol oynadık demiş. Yahu ohe, Lan sana sadece şunu söyleyeyim. Bizim en kötü oynayan oyuncumuz 2 gol attı en kötü oynayan oyuncumuz 2 gol. Maçı 2 golle tamamladı. Hani gerisine konuşmaya gerek bile duymuyorum. Hayalle yaşayanı gerçeklerle uyandırırlar. Dikkat etmekte fayda var. Hocam biz transfer konuşalım. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Aslında o gün Zayt çok kötü mü oynadı? Ya ben şunu da düşünüyorum bak. Arkadaşlar. Yani bilmiyorum katılır mısınız? Eminim katılacaksınız ama. Abi bak. Fenerbahçe orta üçlüsü. Fred. Şimanski, İsmail yüksek. Ulan çıtayı o kadar yükselttiler ki. Yani leveli o kadar yükseğe taşıdılar ki. Hedefi o kadar taşıdılar ki. Zaits, Crespo. Hani bize şey geliyor ya. Bunlar çöp diyorsun. Alt yapıdan oyuncu oynasa çöp gelecek. O kadar vasat kalıyor. Hani e, mesela Tadiç. Ya biz şimdi kent için şöyle kötü böyle kötü diyoruz da. Lan kardeşim adamın yerini oynayan Tadiç. Ya düşünün. Şöyle düşünün ya. Şimdi milli takıma mesela bugün kim oynuyor? İşte Hakan Çalhanoğlu oynuyor. Hiçbir şey yapmıyor ama mecbur oynatıyorsun. Değil mi? Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Orkun Kökçü oynatıyorsun. O da hiç oynamadı gözüküyor. Kötünün kötü. Orada Şimanski'yi oynattığını düşün. Oynatamazsın da. Bazı arkadaşlar beni uyarıyorlar. Diyorlar ki hocam bence Zahit kötü oynamadı. Bence diyorlar ee, Şimanski, Fred, İsmail bize öyle bir futbolu öğrettiler. Öyle bir futbolu alıştırdılar ki Zahit sırıtıyor diyor. Bunun da tek bir çözümü var. Nasıl biliyor musun? Maçın son 15 dakikası. Fredi çıkart, sahip sal. Skoru garantilediğim maçta Fredi çıkart, site sal. Yavaş yavaş, yavaş yavaş hani altyapı oyuncusuna böyle ısındırırsın. Şimdi Alexander Ciku olayı Fenerbahçe'de zaten malum. E Ciku ilgili de sözde duyumlar gelmeye başlamış. Mesela Yağız Sabuncuoğlu 4 hafta sağların uzak kalacak demiş. Ben dün çektiğim videoda gereken açıklamayı yaptım arkadaşlar kime neye inanmak istiyorsanız ona inanabilirsiniz. Sıkıntı değil. Bir de şunu söyleyeceğim. Sizce kim oynamalı? Hani Samet Akaydın, Osterwolde, Mert Müldür hangisi oynamalı? Şimdi kıymetli arkadaşlar. Bazı şeyler var. Mesela Ryan Kent'in beklentilerin gerisinde çok gerisinde kalması dikkat çekici diyor Gürcan Bilgiç. Doğru mu? Sana bakarsanız doğru. Ya Kent bence gerisinde kaldı ama bu İlla gerisinde kaldı anlamı taşımıyor. Ferdi Kadıoğlu gelene de beklentilerin gerisindeydi. Bu arada Ali Koç Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen takımlara 45 milyon euro getirin sonra karar veririz diye bir cümle kurmuş. Bu tam olarak doğru değil. Ferdi'yi şu an için isteyen resmi isteyen bir takım yok. Fenerbahçe'nin kafasında devre arası göndersek bile 30 milyon euro cevabı vardı. Şu an için herhangi bir cevap yok. Bilginiz olsun. Yurcan Bilgeç demişken Fenerbahçe ile ilgili Fenerbahçe'de ilginç şeyler oluyor. Her şey güzel giderken stat'tan sorumlu yönetici Ahmet Ketenci'nin istifa ettiği bilgisi geldi diyor. Canlı yayında bunu A Spor ekranlarında söyledi. Şimdi Ahmet Ketenci ismi Fenerbahçe taraftarının sevdiği, saydığı bir isim. Ancak Ketenci'nin istifası değil. Hani nasıl diyeyim size? Stat yönetimi hakkında bazı şeylerde ben sıkıntı yaşıyorum. Hani bu görevi benden alsanız olur mu diye bir isteği var. Yani yönetimden falan istifa etmesi söz konusu değil. Öyle bir şey de yok. Anlatabiliyor muyum? Yok. Aa hocam bak Gürcan Bilgiç ortalığı karıştırıyor. Ya şimdi herkes de şey yapmanın etiketlemenin lüzumu yok. Ortalık karışacaksa bak şöyle karışır. Nicola Zaniolo. Yasa dışı bahis skandalı soruşturmasını yürüten Savcı Manuela Pedrotta tarafından Torino'da 3 saat boyunca yargılanmış. Siz hiçbir Galatasaray medyasının, medya mensubunun, işte spor yazarının, bak Zaniolo olayının da üstünü kapatıyorlar diye cümle kurduğunu duydunuz mu? Duymadınız. Bu doğrucu davutlar bir tek bizde var. Ya yakında açıklanacakmış karar. Ben de merak ediyorum. Şimdi Zaniolo'nun avukatı diyor ki. Hani İtalyanca'dan çevirmişler. Futbol maçlarında bahis oynadığına dair bir delil yok diyor. Herhangi bir delil ortaya çıkmadı diyor. Ara sıra. Yasa dışı platformlarda spor karşılaşmalarına bahis yapmadığını ancak yasa dışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını itiraf etmiş. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Şimdi karşınızdakiler de çoluk çocuk değil. Hani senin verdiğin cümleden anlarlar ne demek istediğini. Açıkçası ben bir Fenerbahçeliyim. Galatasaray'ın zarar etmesini severim, isterim de. Keşke suçlu bulunsa oyuncu. 7 ay boyunca, 8 ay boyunca da olsa. Futbolda men edilse, o etiketi yese. Galatasaray'a o giren bon servis çıkmaz zaten. Çıkmasa. Öbür takım dava etsebilmem bir şey yapsa bak. Şimdi Zaniolo konusunda dikkat edin. İlk olarak Galatasaray medyası ne dedi? Bu iş Roma'dayken olmuş. Bak toplu birlik. Hep her bir ağızdan Roma'dayken iddia oynamış dediler. Bak bunların hepsi var kayıtta. Açın arşivden bulun. Hepsi dedi ki Roma'dayken böyle bir şey yapmış. Galatasaray'la alakası yok. Galatasaray'da yediği kırmızı karta bakın. Zaten akla bu geliyor abi. Alakasız bir kırmızı kart. Gerçekten alakasız bir kırmızı kart. Yani kulüpten kaçmak isteyen futbolcunun yapacağı hareket. Mesela ben Nelson. Nelson yönetime tepki gösteriyor. Ben Nelson'un yerinde olsam tepki göstermem. Çıkar oynarım. Maçın en kritik anda 5. 10. 20. dakikada rakibe gider bir tane yumruğu çakarım. Kırmızıyı yedirtirim rakip. Yani kendimi kırmızı yedirtirim. Galatasaray 10 kişi debelensin dursun. Al sana Maç. Al sana futbol derim. Eleman aynı bunu yaptı. Aynı bunu yaptı. Gidip alakası kırmızı kaldı. Neyse. Demek istediğimi anlayın. Herifler üstünü kapatma derdindeler. Şimdi bak ortalarda bu şekilde şimdi de bu şekilde bilgi veriyorlar. Hani poker oynuyormuş ya sadece. He, şey oynuyor zaten. Farmville falan oynuyor. Evet, böcek böcek yetiştiriyor. Aynen. Allah ben merakla bekliyorum arkadaşlar. Sonuç ne çıkacak? Ben oyuncu suçludur suçlu değildir diyemem. Burada yasama yürütme yargı organları var. Bu arada yine Galatasaray demişken Fenerbahçe'ye Karasının intika şey Galatasaray'ın intikamını aldı. Galatasaray'ın evinde 3 cediği Bayern Münih'e deplasmanda 76 sayı attı. Ya. Ya işi şakası bunlar tabi. Euroleague karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Bayern Münih'i 76-67 mağlup etmeyi başardı ve Türk Hava Yolları 5. hafta maçında Dördüncü galibiyetini aldı. Bir mağlubiyeti var. Bayern Münih e iki galibiyet. Üç yenilgi de almış oldu. Fenerbahçe'ye teşekkür etmesi lazım Galatasaray'ın. Hani şeyimizi kurtardınız diye. Onurumuzu. Ama ederler mi sanmıyorum. Hocam ikisi aynı şey değil. Hadi canım. çok yapıyorsun. Bülent Timurrek. Fred bu takımın en önemli oyuncusu. İster gaz pedalı diyelim ister vites kolu deyin. Brezilyalı her maçta döktürüyor demiş. Benim bir iki korkum var. Bir Fred'in yedeğinin olmaması ama bir şekilde İrfan Can'la falan çözülebilir. İki Fred'in Brezilya milli takımına seçilmesi. Eğer Fred Brezilya milli takımına seçilirse vay halimize. Fred'le ilgili daha çok söyleyeceğim şey var da sıradaki videoda söyleyeyim. Bu arada Fenerbahçe'nin yıldızı ada yolcusu. Resmi teklif o da Ocak'ta yapılacak. Kim ulan? Bir süredir o sayı yılı takip eden İngiliz kulübü Crystal Palace'ın sarılacaktı kulübe teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi diyor. Arkadaşlar Crystal Palace ilgileniyor doğru ama teklif yapacak bu yalan. Ya ben teklife dair hiçbir e, duyum elde etmedim. Bakın ilgilendiği doğru okey kabul. ha bizim futbolcularımız zaten birçok takım ilgileniyor. Birçok takım ilgileniyor bizim futbolcularımızdan doğru. Ama ha şunu söyleyeyim. O sahi için 15 milyon euro konuşuluyor. Erdi için 45 şimdi konuşuluyorsa toplam 60 milyon euro. O ile Ferdi 60 milyon euroya satar mısın? Satarım. Yusuf Akçiçek diye bir gencimiz var. Yusuf Akçiçek'i gözlemleyen bazı takımlar Fulham, Real Zaragoza ve Osasuna. Arkadaşlar Yusuf Akçiçek gibi ne gençlerimiz var? Arda Güler'den sonra bizim altyapı direkt scouting'e dönüştü. Bilginiz olsun. Hacı Wright, Coventry City Teknik Direktörü Mark Robbins. Hacirayt ile ilgili diyor ki Fenerbahçe ile Hacirayt konusunda herhangi bir görüşme yapmadık diyor. Geçen de dediğim gibi herhangi bir görüşme yok. Ancak ee, ancak yani ancak fakat lakin ama görüşme olmaması olmayacak anlamı da taşımıyor. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'den 4 transfer birden resmen açıklandı arkadaşlar. Bakın Fenerbahçe'den 4 transfer birden resmen açıklandı. Biri çok koyu Fenerbahçeli. Bence başlığı bunu yapmalıyım. Gençler Birliği Sportif Direktörü Emrah Yıldız. Fenerbahçe ile 1. Can Bartu. Nasıl lan Can Bartu? Can Bartu? Utku Karakaya, Yiğit Evin ve Mahmut Ceyhun'un transferi konusunda anlaşma sağladık ve protokol imzaladık. Arkadaşlar 4 futbolcu da Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Can Bartu 1, Utku Karakaya 2, Yiğit Evin 3, Mahmut Ceyhun 4. Hatta genç kardeşlerimizin görseli de benim arşivde mevcuttu. Ben bu haberi çok önceden yapan birisi olarak, bunu herkese önceden duyuran bir insan olarak da çok memnunum. Can Bartu hangisi siz tahmin edin. Şu en baştaki Gerçekten Can Bartu'ya benzeyen kişi. Şimdi hocam çoluk çocukla ilgili Allah'ını seversen bizi çocuk kulübü yaptınız diyecek olan Angut varsa bizi çoluk çocuk kulübü yaptınız diyecek olan Angut varsa geçen sene o çoluk çocuğun bir tanesinden 20 milyon euro artı bonuslarla 30'a kadar çıkabileceğimizi hatırlatayım. Hani konuşmalara dikkat etmekte fayda var. Çoluk çocuk kulübü. Al sana çoluk çocuk kulübü. Yıllardır kulübün önünde el frenliği yaptınız, takozluk yaptınız, taşlık yaptınız. Al sana. Ya bu ben size bir şey söyleyeyim. Muhammed Gümüşkaya diye bir elemanımız vardı. Hatırladınız mı? Peki bizim Bora Aydınlık, hal City'de hatırladınız mı? Gürkan Başkan falan filan var. Portekiz liginde şurada burada oyuncularımız gönderdik. Hab hab yani haberiniz var mı bunlardan? Süper Lig'de oynayan birçok futbolcunun geçmişinde bir şekilde Fenerbahçe var. Haberiniz var mı? Birçok futbolcunun derken hani Türk e, belli bir yaş kategorisindeki futbolculardan bahsediyorum. Arkadaş, futbol çok yönlü bir olaydır. Bakın bir okula gidiyorsunuz. Sadece ilkokul düzeyinden bahsedeyim. Türkçe, matematik, hayat bilgisi demem Mesela fen bilgisi, beden eğitimi, resim, müzik, din kültürünü de say. İngilizceyi de say. 9 tane ders. Yani bir ilkokulda başarılı olmak için 9 branşta da başarılı olmanız lazım. Sadece ilkokulda mesela e bu dördüncü sınıftan bir öğrendi. Yani de hani demokrasi, insan hakları falan filan o derslerde geliyor ama ana olarak söylüyorum. Futbolda da oyuncu satışında başarılı olacaksın. Transferde başarılı olacaksın. Sağda başarılı olacaksın. Sağ dışında başarılı olacaksın. Oyuncu yetiştireceksin. Oyuncu güçlendireceksin. Yedeklerin hazır olacak falan filan falan filan. ah Şimdi anlaşamadıkları birkaç nokta var. O da şu Ankara'da mı İstanbul'da mı oyuncuların yaşayacağı. Ee, yoksa paket olarak Oyuncuların ücretleri konusunda her türlü anlaşma yapıldı. Sonraki satışlarından %15 pay arkadaşlar. Yani hem bir ara verildi hem de %15 pay verilecek sonraki satışa. Hocam sence bu mantıklı mı? Arkadaşlar biz yıllarca neyi planladık? Pilot takım. Niye pilot takımı planladık? Çünkü sen futbolcuyu büyüt yetiştir. Pilot takıma ver. Orada da gelişsin. Oh, ondan sonra oradan gelişip sat. Para kazan. Öyle olmuyor işte. Arda Güler'i Kayseri Spor'a verseydin Real Madrid'i e 20'ye satamazdı. Mecburen sen oynatacaksın. Anladınız mı? Mesela Be Beşiktaş'a şeye kızıyorum. Emirkan İlkan'a. İyi paraya gönderdiler. Çocuğun hayatı söndü. Rıdvan Yılmaz mesela iyi paraya gönderdiler. Neydi o kaleci? Ersin miydi? Ersin Destan oluyordu. Ersin'e de iyi para vardı. Satmadılar mesela. Kızıyorum. Sat. Lan manyak adın altyapıdan 3 futbolcuyu çıkarıp sattı olacak. Manyak alttakilerin hepsine mesaj olacak. Ben mesela Beşiktaş'a yani Beşiktaş'ın yönetimi çok saçmaladı. Çok aşırı saçmaladı. Altyapıdan bu kadar oyuncu çıkmışken yani Onan'a gibi bir çöpe ya da başka çöplere bu kadar para saçılması. Neyse başka kulüpler bizim ilgi alanımızda değil. Şimdi konuşunca onlar bazıları dinlemiyorlar. Anlamada çok sıkıntı var. E, o yüzden de böyle oluyor. Onu da söyleyeyim. Yani uzun lafın kısası durum bu arkadaşlar. 4 transfer yapıldı. Gerisi çok koy Fenerbahçe'de. Zaten adından da anlamışsınızdır. Sonları yolları inşallah Arda Güler ve daha iyi bir yol olur. Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Transferler devam edecek. Görüşmek üzere. <laughs>